Hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesini sizlere aktaracağız. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, Litvanya ve Polonya sınırına yakın Gorodno askeri üssünde birlikleri denetledi. Lukashenko, Litvanya ve Polonya'da sınırlarımıza yakın bölgelerde NATO askerlerinin ciddi mobilizasyonu var. NATO savaşa hazırlanıyor açıklamasını yaptı. Belarus lideri Alexander Lukashenko, ülkenin silahlı kuvvetlerinde savaşa hazırlık durumunun arttığını açıkladı ve NATO güçlerinin Polonya ve Litvanya sınırı yakınında faaliyete geçtiğini hatırlattı. Bildiğiniz gibi geçen gün yaptığımız sizlere bir haber vardı. Bu haberde Belarus'un Litvanya sınırındaki bir bölgeye çok sayıda askeri araç yolladığını, tank yolladığını ve füze yolladığını açıklamıştık. Bununla ilgili bugün Lukashenko da bu bölgeyi ziyaret etmiş durumda. Belarus liderine göre Belarus askeri birlikleri 100 yılın son çeyreğinin en önemli kararı olan batı sınırına nakledildi. Böyle bir eylemin nedenlerinden biri NATO ülkelerinin Belarus muhalefetine sağladığı iddia edilen askeri yardımdır. Lukashenko tam olarak neyin tehlikede olduğunu belirtmeden alternatif cumhurbaşkanını devirmek istediklerini de sözlerine ekledi. Bu Lukashenko'nun Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük çapta tarif edilmesinden bu yana muğlak ve belirsiz açıklamalarından biri yorumu yapıldı. Fakat biz katılmıyoruz bu siteye. Lukashenko gayet kararlı duruyor. Putin'in de desteğini alan Lukashenko, Litvanya ve Polonya sınırına, özellikle Gorodno bölgesine çok sayıda asker yığıyor. Bilindiği gibi daha önce Litvanya ve Polonya sınırı olan Belarus'un Gorodno bölgesinden bir isyancı özerk bölge oluşturulmak istendiği açıklanmıştı. Gorodno bölgesini ayırmak için bir askeri işgal tehdidi olduğunu iddia etmişti Lukashenko. Lukashenko resmi haber ajansı Belta'nın aktardığına göre bu yüzden, yani batılı ülkeler yüzünden, bu bölge tehlikede. Özellikle Gorodno bölgesi, yakın zamanda Polonya bayrağını bu bölgeden kaldırmışlardı. Artık vatan tehlikede, şaka yapamayız. Üstelik zayıf bir güç NATO. Bu yüzden Rusya Devlet Başkanı'nın Belarus'taki durum konusunda uyardığım karşılıklı tam bir anlayışa sahibiz. Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütü ve birlik içinde uygun bir anlaşmaya sahibiz açıklamasını yapmış. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukashenko oyların %80'ini alarak büyük bir zaferle ayrılmıştı. Ancak muhalefet seçimleri tanımayarak isyan etmişti. Güvenlik güçlerinin protestolarına sık sık maruz kalınan Minsk halkı gösterilerini sürdürüyor. Çok önemli denetim geldi dediğimiz gibi. Lukashenko Litvanya ve Polonya sınırındaki bir bölgeyi ziyaret etti. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.